Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene, bize rota çiziyordum. Terliyim, şey olmaz. Konser ve sergilere göre bir rota yaptım ama bir bakmamız lazım. Belki değiştiririz. Tamam, ben bir duş alayım. Deniz, alt tarafı bir haritaya bakacaksın. Aliye, terliyim dedim, bir duş alayım. Güzel soru, güzel soru. Ne diyorsun Fatoş? Ben mi ne diyorum? Hı. Hayırlısı diyorum tabii ki de. Fatoş'un evlilik hakkında biraz tereddütleri var da. Yok, tereddüt gibi değil de. Aman canım, lütfen başlamayalım yine. Aslında çok fazla tereddüt edecek bir şey yok. Eğer sevginizden, aşkınızdan eminseniz bence hiç çekinmeden evlenin. Biz öyle yaptık ve çok mutluyuz. Öyle değil mi hayatım? Öyle hayatım. Şu hayatta verdiğin en doğru karar ne deseler Ferit derim. Gerçekten bunu bu kadar kısa zamanda anlamanız ve özümsemeniz çok hoş. Biz bunu ilk 3 saatte özümsedik Fatoş'cum. Yani doğru karar verdiğimizi. Ay, cümlelerini falan tamamlıyorlar birbirlerini Engin, görüyor musun? Çok tatlı değiller mi ya? Tabii tabii, evet, çok tatlılar. Yani gerçekten sizi böyle mutlu mesut görünce insanın evliliğe olan inancı artıyor resmen. Evet, gerçekten öyle. Ama çok acele etmemek lazım bence. Engin'cim, kız evin naz evi. Kız dediğin biraz nazlı olur. Bırak Fatoş nazını yapsın, sen sabret. Ben ne kadar sabrettim gördün. Ama sonunda ödülümü aldım. O ödül ben miyim? Sen benim her şeyimsin Nazlı. Sen benimle tatile gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Aliye. Çok basit bir soru sordum. Bu kadar zamandır hukukumuz var, tanışıyoruz. En azından doğru düzgün bir cevap hak ediyorum. İstiyor musun, istemiyor musun? Aliye, bir otur, konuşalım, konuşalım. Oturmak istemiyorum. Önce bana cevap verir misin? İstemiyorum. Seninle tatile gitmek istemiyorum. Şehri terk etmek istemiyorum. Seninle sevgili olmak da istemiyorum. Dün gece ne olacak o zaman? Hı? Ne olacak? Biz seninle dün gece tutkulu sevişmedik mi?
Sabaha kadar bana sarılmadı mı lan? Ne olacak? Unutacak mıyız? Haklısın. Özür dilerim. Özürüm dilersin. Sadece elimden o geliyor. Özür dileyebilirim sadece. Ben senin için büyük bir hatadan başka bir şey değilim değil mi? Aliye. Tamam, ben seni mutlu edemedim. Ama Nazlı'ya olan aşkın da sana mutluluk getirmeyecek. Sen hayatın boyunca mutsuz olacaksın. Ve biliyor musun? Hak ediyorsun. Bu düştüğün kuyulardan çıkaracak bir ayı olmayacaksın. Ne halin varsa gör bundan sonra yalnız. İyi oldu böyle değil mi? Çıktık, hava aldık, insanları gördük. İyi geldi. Evet, iyi oldu. Değişiklik oldu. Oldu evet. Evet, yatalım mı? Yatalım. Yani ben yatayım. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Efendim Tahir, yeni bir havadis mi var? Şöyle bir şey var Ferit Bey. Bekir aradı beni. Yarın sabah bana çok özel bir iş vereceğini söyledi. Sanki gizli saklı bir şeymiş gibi geldi bana. Detay vermeden konuştu çünkü. Güzel. Büyük ihtimalle seni kirli bir işe sokuyorlar. Dikkatli ol. Kendini tehlikeye atma. Suçüstü yapabileceğimiz bir anda da haberdar et bize. Merak etmeyin siz. O iş bende. Siz yarın benden telefon bekleyin sadece Ferit Bey. Hadi Tahir, göreyim seni. Bitirelim Hakan'ın işini. Tahir kardeş, araç bu. Senden çok özel bir şey yapmanı istiyoruz. Tabii, elimden geleni yaparım. Bu Demet Hanım'ın arabası. Hakan Bey'in eşi. Geçen gün yolda arızalanmış. Bizim çocuklarda tanımadık bir ustaya göstermiş. Bir de senin bakmanı istiyoruz. Bir şey yerleştirilmiş mi, kurcalanmış mı? Bir bak işte. Bu mudur yani benden istediğiniz? Hayrola? İş mi beğenmiyorsun? Yok Hakan Bey, olur mu? Dün akşam Bekir arkadaş arayıp senden çok özel bir şey isteyeceğiz dediğinde ben daha karışık bir şey var sandım. Hani biz birilerine bir şeyler yaparız diye düşündüm. Tahir kardeş, seninle tanıştığımda sana bir şey söyledim, hatırlıyor musun? Bizim o tür yıklıklarla işimiz olmaz. Bizim tek derdimiz düşmanlarımıza karşı kendimizi korumak, hepsi bu. Anladım Hakan Bey. Bak bakalım nesi varmış araba. Tamam. Ferit Bey, polisler geldi, sizi soruyorlar. Yukarı yönlendiriyorum. Tamam, anladım. Günaydın. Günaydın. Güvenlik aradı, polis gelmiş kapıya. Polis mi? Evet. Bakalım ne olmuş. Ferit Bey, iyi günler, iyi günler. Organize şube. Evet. Sizi gözaltına almak zorundayım. Şirketinize ait tırlarda ciddi miktarda uyuşturucu madde yakalandı. Siz ne diyorsunuz ya? Böyle bir şey olamaz. Olsa bile benimle ilgisi olamaz. Bakın Ferit Bey, durum ciddi ve operasyon büyük. Başka gözaltılar da var. Sorgulanmanız için bizimle emniyete kadar gelmek zorundasınız. Buyurun lütfen. Ne demek bu? Nasıl, belli ki bir kumpas var. Çözeriz merak etme. Sen evden çıkma, ben hemen gidip geleceğim. Olmaz öyle şey. Hayır Nazlı,
Sen evden çıkma. Tamam, ifade verip geleceğim. Kapıda güvenlik var ama sen istersen Fatoş'u da çağır, beraber bekleyin, olur mu? Hemen döneceğiz, merak etme. Dikkat et. Komiserim, benim böyle pis bir işle ilgim olabilir mi hiç? Tamamen bir komplo. Hiçbir şeyden haberim yok. Sizi anlıyorum Ferit Bey ama sizin şirketinize ait 4 tane tırın içinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunmuş. İfadenizi almak zorundayız. Sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sizi bu sabah yaşanan olaylar karşısında herhangi bir yanlış anlama ve spekülasyona mahal vermemek için buraya davet ettik. Evet, şirketimizin CEO'su Ferit Aslan bu sabah ifadesi alınmak üzere polis nezaretinde evinden alınmıştır. Hepimiz son derece şaşkın ve üzgünüz. Polis üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Ferit Bey'e yapılan bu suçlamaların çirkin bir komplo olduğunu düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Ben ve eşim Demet Önder son 2 ay içerisinde Pusula Holding'in yönetim kuruluna dahil olduk. Ve bu olaylarda şirketimizin ve Ferit Aslan'ın hiçbir payının olmadığını düşünüyoruz. Ferit Aslan bizim ailemizin en kıymetli üyelerinden biridir. Bunun bizim ailemizi yıpratmak için oynanan bir komplo, bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Sizler de çok yakında gerçekler ortaya çıkınca göreceksiniz eminim. Suçlu ya da suçlular her kimse eminim yakalanacaktır. Kim bu bizim içimizden birisi olsa bile. O yüzden değer verip geldiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Tamam İkbal Hanım. Yazılıp basın açıklaması yapalım. Siz bir metin hazırlayın lütfen. Tamam. Engin. Sizin evde olmanız gerekmiyor muydu? Ne yapayım, duramadım. Nerede Ferit? Yukarıda, ifadesine başvuracaklar. Gerçekten inanamıyorum. Ferit'ten nasıl şüphelenirler ki? Bilmiyorum Nazlı, bilmiyorum. Avukatı yanında, merak etme. Gereğini yapacaklar. Çok kalmaz değil mi? Organize suçlar ve narkotik ortak operasyon düzenlemiş durumda. İşin bu kısmı epey yüksek. Sizinki sadece bir kısmı. Efendim, müvekkilimin de belirttiği gibi kendisinin bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığı gayet açık. Kendisi son derece saygın bir iş adamı. Müvekkilimin serbest kalmasını talep ediyorum. Böyle bir şey şu anda mümkün değil. Başka tutuklamalar da var. Başka şirketlerin yetkilileri de sorgulanacak. Tümü bitene kadar sizi burada misafir edeceğiz. Ne kadar kalacağım burada? Buna şu anda bir cevap vermek mümkün değil. Sorgulamalardan çıkacak ifadelere göre 2-3 saate sürebilir, 2-3 günde olabilir. Bakın, bizim çalıştığımız insanlar bellidir. Bizim böyle adi bir işle ilgimiz olabilir mi hiç? En az kendim kadar çalışanlarımdan da eminim ben. Peki sizce kim yaptı bunu? Birisi benim adımı lekelemeye çalışıyor, bu çok net. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Kendimi parçalayacağım. Gördün mü nasıl bir suçlu görülüyordu? Görmez gibi. Ay, alarm vermiş herkes. Sen İkbal Hanım'ın suratını gördün mü? Ha? Çok şey yapmayalım da, gerçi ben yapıyorum. Belli olmasın kızım. Ay, o değil de o polisler Ferit'in evine gittikleri zaman Ferit'in suratını hayal edebiliyor musun? Bak, en çok onu görmeyi isterdim ama ne yazık ki öğrenemeyeceğiz. Aa, aşk olsun aşkım. Ferit var ya Ferit. Bu şirketteki gücünü kaybetsin, Bulut'u kaybetsin. Şöyle iyice bir dibe vursun. O zaman onun suratında alacağı ifade var ya, o ifade. Onu hayat boyu unutmayacağız ki. Ne oldu? İçeride mi? Nerede? Bekliyoruz. Engin, gerçekten daha ne kadar bekleyeceğiz? Yapacak bir şey yok Nazlı. Bekleyin dediler işte. Görüştürmüyorlardı kimseyi. İyi de bir çözüm olmalı. Yani ben onun karısıyım. Onu görmeye hakkım var. Doğru söylüyor ya. Dur ya, ben soracağım. Memur Bey. Buyurun. Pardon, bir şey soracaktım size. Nazlı Hanım Ferit Bey'in eşi olur. Kendisini görebilir mi acaba? Sormam lazım, bir saniye. Tamam. Hadi inşallah. İnşallah. Nazlı, telaşlanma. Er ya da geç gerçekler ortaya çıkacaktır.
Çıkacak. Komiserim müsaade etti. Kısa bir süre görebilirsiniz. Gel. Nazlı Hanım buyurun, ben de şimdi çıkıyorum. Ay iyi de gerim gerildim yemin ediyorum. Burada su, çay, kahve falan bir şeyler yok mudur acaba ya? Aşağıda büfe var, ben alıp geleyim. Tamam, ben de seninle geleyim. Deniz, bir şey ister misin aşağıdan? Yok, sağ ol. Beklemeni söylemiştim sana. Bekleyemedim. Merak ettin herhalde beni. Hayır, yani ondan değil. Sen buradayken benim evde olmam çok garip olacaktı. Anladım. Görev icabı geldim diyorsun yani. Yani eğer buraya gelmeseydim ilişki... Çok özledim seni. Özledin mi? Senden birkaç saat bile ayrı kalmak istemiyorum. Deniz dışarıda bir şey istiyor. Ben de seni çok özledim. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Korkma, hepsini atlatacağız. Canım. Orada. Efsansız çok tuhaftı biliyor musun? Üstüme geldi sanki. En kısa zamanda buradan çıkacağım. Yanına evimize döneceğim, hiç merak etme. Normal hayatımıza dönmek istiyorum. Her şey normal olsun. İşte o yüzden Hakan'ın pisliklerini bir an önce ortaya dökmem lazım ki... ...bu yalancı evliliği bitirebilirim. Gitti mi? Ha, şimdi gitti. Şüphelendi mi sence? Zannetmiyorum. Çok iyi oynadın aşk rolünü. Deniz. İçeride mi hala? Hı. Çıkmadılar. Sence bu işin arkasında kim var Engin? Deniz, Ferit'in fazla düşmanı yok biliyorsun. Yani bu sorunun cevabı çok belli değil mi sence de? Yine mi Hakan? Bulut'un vesayet davası yaklaşıyor. O vesayeti elinde tutmak için her şeyi yapar o herif. Ay çok pardon Deniz ya. Biraz fazla oldu galiba, sonuçta senin ablanın eşi. Ben gidip bir konuşayım şunlarla. Bakalım ne diyecekler. Haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Hakan iş değil mi? Ondan şüpheleniyorsun. Bu tırlar falan. Başka kim yapacak ki? Öyle görünüyor. Neden bu kadar nefret ediyor senden? Sadece benden nefret etmiyor ki. Benim ailemden, Deniz'in ailesinden, hepimizden nefret ediyor. Ve Deniz'e Bulut'a iyi davranıyor gibi göründüğüne kanma yani. Onların hiçbir şeyine kanma. Daha ne kadar kalacaksın burada? Net bir şey söyleyemiyorlar. Herhalde bu geceyi burada geçirir. Belki daha fazla. Ferit, bu saçma sapan olaylar yüzünden burada bir saniye bile kalmana katlanamam. Ya karı koca ikisini de görmeye tahammül edemiyorum. Şu an kendimi zor tutuyorum. Gidip Hakan'ın yakasına yapışmam lazım aslında. Sakın öyle bir şey yapma. Tabii. Dışarıda bekleyeyim ben seni o zaman. Gerek yok. Ne demek gerek yok? Yani herkes bu evliliğe inansın diye böyle bir şey yapmayacak mısın? Yani tabii. Ondan ama. Tamam işte, gerek yok. Yani benim yüzümden saatlerce perişan ol. Eve gittiğim ben. Gideyim ben o zaman. Tamam.
Seni öyle bırakmak istemedim bir an burada. Hay Allah, etrafta da kimse yok, böyle boşuna sarıldık işte. Ben gideyim o zaman. Ferit Bey, sizi diğer odaya almamız gerekiyor. Tamam. Çok sürmeyecek, merak etme. Helal olsun vallahi. Ne kadar gerçek sarıldı Ferit öyle. Nasıl? Diyorum ki ne kadar gerçek bir aşkları var değil mi? Ne güzel. Öyle. Evet, gerçek. Arkadaş ne kadar çok ödül, ne kadar çok araba var ya. Nereden buldunuz bunları? Bay Deniz adamım. Hoş geldin ya. Hangi rüzgar attı seni böyle? Bu işte senin parmağın mı var Hakan? Efendim? Denizci, neden bahsediyorsun sen? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Bana aptal numarası yapmayın. Ferit'in tutuklanmasını siz mi ayarladınız? Oo, yok. Ben de Ferit Aslan'a atılan bu çamur ne zaman bana sıçrayacak diye bekliyordum. Hakan, doğru konuş. Ferit'in uyuşturucu kaçıracak bir hali yok. Ailesine ya da ailemize, şirkete ya da kendi adına zarar verecek şeyler yapmaz o. Ben yaparım öyle mi? Kendi adıma, şirketime, aileme zarar verecek şeyler yaparım. Neden? Çünkü Hakan salak. Öyle değil mi? Hakan Ferit'i günaha kadar sevmediği için karısının şirketine, Allah rahmet eylesin, abinizin adına zeval getirecek her şeyi yapabilir. Çünkü Hakan o kadar hırslı bir şekilde bu komployu kurar ki yarın bir gün ayağına dolanacak mı, dolanmayacak mı düşünmez. Neden? Çünkü Hakan gerizekalı. Deniz, bak ben seni çok seviyorum. Ama kim dolduruşa getirip seni bana gönderiyor bilmiyorum. Gerçi biliyorum da neyse. Ama bunu bir daha tekrar edeyim ki bunu 250 bin kere söyledim. Ben masumum güzel kardeşim. Yemin ediyorum sana. Vallahi billahi benim bir suçum yok. Bak belki Ferit'e komplo düzenlendi. Bilmiyorum, bilemiyorum. Ama yemin ediyorum sana benim bir suçum yok Deniz. Vallahi yok, billahi yok ya. Öyle diyorsan öyledir Hakan. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkar. Peki nedir son gelişmeler? Ne diyor polis? Bilmiyorum. Daha bir gelişme yok. Deniz. Biz bir basın toplantısı düzenledik. Yani şirket adına konuşulması gerekenleri konuştuk. Bundan niye benim haberim yok? Acele karar vermemiz gerekiyordu çünkü. Üstelik sen şirkette bile değildin. Şirkette aktif bir şekilde yer almak istediğimi size söylemiştim. Ve bu kararımda da ciddiyim. Mesela yarın benim organize ettiğim serginin açılışı olacak. Pusula da buna sponsor olacak. Yani güzel düşünmüşsün ama bu ortamda sergi açılışı yapmak ne kadar doğru olur? Ben de onu düşündüm. Ama açılışı iptal etmek yenilgiyi kabul etmek anlamına gelir. O yüzden programda bir değişiklik olmayacak. Ben sana katılıyorum. Arkandayım yani. Ablanla beraber senin yanında olacağız, sana destek olacağız. Canımın içi. Her zaman yanındayız. Çıkıyorum ben. Dikkat et kendine.
Ederim. Arkadaş sanki uyuşturucuyu tırlara ben sokmuşum ya. Allah Allah. Deniz, Deniz'cim bekler misin? Ablacığım, canım. Hakan'ın yanında konuşmak istemedim ama seni çok merak ediyorum. İyi misin? İyiyim. Merak edilecek bir şey yok. Anlamıyormuş gibi yapma lütfen. Nazlı ve Ferit'ten bahsediyorum. Ne kadar acı çektiğini görmüyor muyum zannediyorsun? Ben çalışıyorum. İyiyim. Alışıyorum. Aşk acısına alışmanın ne kadar zor olduğunu iyi bilirim. O yüzden konuşmak istersen ya da desteğe ihtiyacın olursa ben buradayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi şu konuştuklarımızı bir daha baştan alalım. Tır şoförleri ne alemde? Bir sıkıntı yok abi. Zaten hiçbir şeyden haberleri yok. Sabaha kadar sorgulansalar diyecekleri tek bir şey var. Bilmiyoruz. Güzel. Peki bizim tırları bozsunlar diye gönderdiğimiz ustalar? Onlar da tamam abi. Onda da sıkıntı yok. Zaten işlerini yaptılar, paralarını aldılar, sonra uzadılar. Biz çağırana kadar da yoklar. Belli bir süre çağırmayız. Hatta bundan sonra hiç çağırmayız gibi geliyor bana. İyi akşamlar Bekir. İyi akşamlar yenge. Ne yapıyorsunuz hayatım? Ne yapalım? Hiç. Bekir'le iş güç konuşuyoruz işte. Dediğim gibi yaparız yarın sabah, tamam mı? Tamam abi, iyi geceler. Yengeciğim iyi geceler. İyi geceler. Ah Ferit ah. Güç ve iktidar hiç elinden gitmeyecekmiş gibi yaşıyordu ama böyle değil işte. Bir anda alaşağı bulursun kendini değil mi? Öyle tabii. Eğer rakibin benim gibi zeki bir adamsa dikkat edeceksin. Devrem bu imzalanacakmış. Ferit Bey, çay ya da kahve istiyorsan söyleyeyim getirsinler. Yok içim dışım çay kahve oldu zaten. Ben komiser beyle konuşmak istiyorum. Maalesef yoğun bir gece. Bir sürü gözaltı var. Komiserin bir sorgudan çıkıp ötekine giriyor. Hakkımdaki suçlamaları okudum. Komiserle konuşmam lazım. Ben bir şey yapamam Ferit Bey. Ama isterseniz bir çay yollarım. Yolla açık olsun. Peki. Seni merak ettim de uğrayayım dedim. Nasılsın? İyi sayılırım. Haber bekliyorum işte. Gözüm kapıda. Sizin için de zor oldu tabii böyle evliliğin ilk günleri. Evet, çok zor oldu. Hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Zaten niye beklerim ki? Evet, bu aralar beklenmedik çok şey oluyor. Yani siz birden evlendiniz mesela. Aşk işte. Nelere kadir. Evet, aniden evlendik. Ama sen de biliyorsun. Bu acelenin bir sebebi de Bulut. Bir an önce davayı açmak istiyoruz. Ama tabii sadece Bulut için evlenmediler yani. O mevzu olmasa bile onlar birbirine aşık iki insan oldukları için zaten evlenirlerdi. Efendim buyurun, çaylarınız geldi. Tatlı artık. Aşkım. Efendim.
Ferit aslında artık bu lekeyle bu şirketin başkanlığını yapamaz. En kısa zamanda yönetim kurulunu toplayıp yeni bir aday seçmemiz gerekiyor. Elbette ki. Adaylar arasında seçimimizi yapacağız. Ben en güçlü aday olarak kendimi gösteriyorum. Aa! Bu kadar emin olma istersen. Belki de şirketimizin böyle güzel bir kadın başkana ihtiyacı vardır. Gel buraya, gel. Senin karşında benim boynum kıldan ince hanımefendi. Benim tek isteğim senin o güzel kafanın böyle küçük ayrıntılarla uğraşmaması, anladın mı? Ama madem öyle istiyorsun, sen iktidarın tadını çıkar. Ben de senin için küçük teferruatlarla ilgileneyim ha? Olur. Sen bana sadece şunu söyle. Ne? Şimdi Ferit'in bu işten paçasını kurtaramayacağından emin misin? Şimdi şöyle bir durum var. Adam sonsuza kadar içeride kalmayacak. Gönül isterdi ki tabii tutuklu yargılansın ama bakacağız. Gerçi yaptıkları uyuşturucu vurgunu bayağı bir büyük. Ben savcının ek süre isteyeceğini de düşünerek hani biraz daha uzun kalabileceğine ihtimal veriyorum doğrusu. E tamam. Epey bir süre kafamız rahat diyorsun yani. Şimdilik görünen o. E güzel. Aynen. Ya Deniz, Ayya nerede ya? Vallahi ortalarda yok, kayboldu. Arıyorum, telefon da kapalı. Ayya gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Biz onunla bir yurt dışı planı yapmıştık. Sonra ben gitmekten vazgeçtim. Burada kalmak istedim. O da kendi gitti. Ayrıldınız yani. Ayrıydık zaten. İyi de şimdi yani Ayla tamamen gittiğine göre senden vazgeçmiş demektir. Ay bir kötü oldum ya. Çok seviyordum ben onu. Kötü oldu ya gerçekten. Böyle bir vedalaşamadık da. Evet, kötü oldu. Zor oldu. Ama bazen en zor olan en doğru olan oluyor. İkimizin iyiliği için de böyle olması gerekiyordu. Ben onun çok canını yaktım. Çok canı yandı. Ama başka çarem yoktu. Sen niye gitmedin onunla? Asuman. Tamam, darlama insanları. Ben gideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsanız söylersiniz. Tamam. Haberleşiriz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Ay, bütün eğlencemiz bittiğine göre o zaman ben de yatıyorum. İyi geceler. Yata Asuman. Ya Nazlı. Yalnız Deniz biraz şüphelenmiş gibiydi sizin evlilikten. Bir şey mi duydu acaba yoksa? Bir yerden bir şey duyması mümkün değil. Ama bence de bir tuhaf davranıyor, garip garip. Vallahi çok dikkatli olmanız lazım Nazur. Bu Deniz sizin etrafınızda olduğu sürece hiç açık vermemeniz lazım. Fuduş, bir de şimdi onu düşünmek istemiyorum. Ferit gelsin istiyorum sadece. Ay bana da uyku bastırdı. Evin kasvetinden midir, oksijenden midir, nedir? Sen de yoruldun tabii. Hadi git yat. Yok yok, dayanırım biraz daha. Şuraları toplayayım, açılırım. Thank you.
Ferit. Buradayım. Özledim seni. Ben de seni çok özledim. Seni beklerken uyuyakalmıştım. Rüyadayım değil mi? Rüyada değiliz gerçek. Buradayım, geldim. Ne yapıyorsun be kendini cimdikle? Gerçeksin sen. Tabii ki gerçeğim. E bitti mi yani her şey? Tamamen bitmedi. İfademi aldılar, sonra serbest bıraktılar. Yorgunsundur sen, açsındır da. Tüm gün çay kahve içirdiler bana. Sebze çorbası var, ne dersin? Tam ihtiyacım olan şey. Hemen geliyorum. Çok iyi geldi çorba. Afiyet olsun. Özlemişim yemeklerini. Bu evliliğin iyi tarafları da var. Çok acımasız. Ne yaptınız akşam? Kızlar geldi mi? Geldiler. Uyuyorlar yukarıda. Bir de Deniz geldi. O niye geldi? Merak etmiş beni. Afiyet olsun. Berit hoş geldin. Hoş bulduk Fatoş. Ay vallahi. Ben de bir anda böyle dangurdum burada aldım ama... sizin şeyinizi bozmadım inşallah, romantizminiz. Vallahi ne denir hiç bilmiyorum. Afiyet olsun mu denir, geçmiş olsun mu denir. Artık evine hoş geldin Ferit. Hoş bulduk Fatoş. Çorba çok güzel olmuş değil mi? Ellerine sağlık Nazlı. Vallahi ben o kadar beğendim ki iki tabak falan içtim herhalde böyle şapır şapır. Fatoş'cum senin uykun mu kaçtı? Ay yok ya, ben çok güzel uyuyordum. Ondan sonra bir anda uyandım böyle, bir baktım nasıl susamışım. İneyim dedim, bir su içeyim dedim. Ondan sonra ta oradan tabii buraya gelene kadar bayağı uykum açıldı yani. Ay bardaklar nerede ya Nazlı? Yani bayağı da bir mesafe var oradan buraya, biliyor musunuz? Gerçekten bak, oradan buraya mektup atsam üç günlerce gelir ha. Fatoş ne enerji bu gece gece. Ay ne bileyim. Vallahi kızlar sizi bilmem ama ben çok yorgunum. Odama çekiliyorum. Yani odamıza demek istedim. Geliyor musun hayatım? Odamıza. Yani yatalım. Geç oldu. Artık sabah hep beraber kahvaltı yaparız değil mi? Evet yaparız. Fatoş'um biz odamıza çekiliyoruz. İyi geceler. Tamam Nazlı'cığım, iyi geceler. Ben de buraları toplarım. Şifa olsun çorba. Aynı odada yatmak zorunda mıyız gerçekten? Asuman'la Fatoş burada olduğuna göre. İyi de onlar kendi odalarında yatıyor. Sen de kendi odana gidebilirsin gayet net, rahat bir şekilde. Ruhları bile duymaz. Sabah herkesten önce uyanırız. Karı koca ilişkimize devam ederiz. Bence zaten bizim sadece gündüzleri karı koca hayatımız oldu. Bu çok tehlikeli olur bence, hiç gerek yok. Asıl tehlike bizim yan yana uyumamız. Efendim? Diyorum ki, acaba sen yerde mi yatsan? Ya bütün günü sandalye tepesine geçirmiş biri olarak çok acımasız değil mi sen? Ama çok istiyorsan. Yok, istemiyorum. Tamam, haklısın. Git yat sen bir köşede. Sen? Ben de bir ucuna kıvrılırım artık. Ne yapacağım? Koca yatak. Ne olacak yani? İyi geceler Aslı. İyi geceler. Pardon.